renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri, hem gerçek hem de piri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli ama bizimkisi bir peri. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Annem, sihirli anne. Canım, akşam geç kalmazsın değil mi? Yok yok. Ya şurası biraz seni ağlasın, ben çıkıyorum diye ararım. Tamam canım benim. Anne, biz de çıkalım mı? Evet canım, çıkalım hemen. Betüş Peri, çıkıyor muydun? Evet, eve gidiyordum. Birkaç dakikan var mı? Sana önemli bir şey göstereceğim. Tabii tabii. Bir bahane bul, tuvalete gidiyorum de. Tamam. Anne, çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz canım da. Ay hayatım, benim bir tuvalete gitmem lazım, olur mu canım? Tamam anne, bekliyorum ben. Tamam canım. Şunun yaptığını görüyor musun? Tutu bana bak, numara mı yapıyorsun, ciddi misin? Ayol, numara yapar bir halim mi var? Ben bu ben olmak istemiyorum. İstesem de olamıyorum. Nasıl oldu bu sihrin nasıl düzeleceğini? Nasıl bunu atladım? Atma kafana, atma. İyice salak olacaksın. Ay aklım fikrim almıyor. Kendini gençleştirmeyi bu kadar güzel becerip bize de bunu sen hep böyleymişsin gibi yutturuyorsun. Ama nasıl oluyor da geri dönüşü olmuyor bunun, hayret. Olmuyor işte. Bunu bir tek Perihan düzeltebilir. Bir de ben. Perihan ortalarda yok. Ben de hatırlamıyorum. Perilçem, sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Hayır, yok. Peki Perihan teyzeyi bulabilir miyiz? Tamam, bulurum da Dudu'nun bütün bu yaptıklarından sonra Perihan ona bu iyiliği yapar mı dersin? Ya hep böyle kalırsa? Benim yaşımda görünen birine ben nasıl anne diyeceğim? Dudu bu. Bir sihir yaparken hiç sonunu düşünmez ki. Ya bu durumu düzeltecek sihri hatırlayacak ya da hep böyle kalacak. Zaten size ve hatta bana yaptığı sihirlerden ötürü ona ceza vereceğim. Aa, gidiyor musunuz? Evet. Yüce Peri Divanı'nı toparlamam lazım. Bu yaptıklarından ötürü ona nasıl bir ceza vereceğiz konuşmalıyız. Ah anne, ah! Ya neler yapıyorsun sen, anlamıyorum ki. Değiştin mi? Hayır, değişmedin. De-
değişmedin. Sordun mu? Farkındayım. Madem genç görünmek istiyordun, şimdi niye o yaşlı haline dönmek için çırpınıyorsun? Canım ben bunu hep böyle görüneyim diye yapmadım ki. Perihan ortaya çıksın diye yaptım. O da ne arkadaşmış, ondan hiç ses seda yok. Ayrıca sen beni bu halimle beğenmiyorsun ki. Zaten boşanma arifesindeyiz, değişmem lazım. Onu da kendi kalene bu golü atarken düşünecektin. Geçmiş olsun. Anneanne, ben gelmek üzereyim. Babam da yolda. Tamam. Yavuzlar geliyor. Anca Yavuz uyuyacak da ondan sonra değişmeye çalışacağım. Baksana ya, ne güzel getirmiş ütülü ütülü. Ay inanamıyorum yani. Abin ne zaman bu kadar düzenli bir çocuk oldu? Yani Tuğçe ile otura otura Tuğçe onu disipline getirmiş anlaşılan. Bu ütüleri kendi mi yapıyor yani? Sen abim mi yapıyor zannediyorsun? Hadi şu çantayı da kaldır buradan dolabın içine, bitsin. Abim burada mı yatacak? Öyle olacak yani. Yani ben kabul ederim de o eder mi bilmiyorum. Eder. Ne olacak canım, birkaç gün için salonda yatacak hali yok ya. Bak şuraya bir misafir yatağı koyarız şöyle, olur biter işte ha. Hadi ben aşağı gidiyorum, gelirler şimdi. Ben de geleyim, susadım. Gel bakalım, gel. Hoş geldin kızım. Merhaba. Erken mi çıktın kafeden? Evet, kafeden birlikte çıktık. Hı. Eve geldik, Cem'e kalacak bir yer ayarladık. Öyle mi? Nerede kalacak? Benim odamda. Ne? Desene, birkaç gün böyle itiş kakış göreceğiz burada. Ay Allah. Hayret, babam sevindi. Hayır, sevinmedi yavrum. O günleri çok özledi. Çok, çok. Oo, benim kızım. Ne zaman geliyor? Aradı biraz evvel, çıkmış yola. Şimdi gelir neredeyse. Bakalım bu itiş kakışa ne kadar tahammül edeceksin? Bence de. Kızım formülü uygulasana. Ay formülü uygula. Anneciğim formül çok önemli. Zaman kazanmak için çok önemli. Milyonlarca öğrencinin önüne geçmesi için benim aslan kızımın formülleri bilmesi gerekiyor. İçler dışlar çarpanı. Bak babanın bu hareketini unutma bak. Dışlar içler. Bu ne? Çarpı. Bunu hiç unutma, tamam mı? Kafanda hep olsun. İçler dışlar. Bakayım uygula. Formülü uygula. Sen de uygulasana şu formülü. Tamam anneanne, uygulayacağım. Göreyim. Tamam sen yavaş yavaş formülü uygula, tamam mı? Ya anneciğim, sana ayıp olmazsa şu arka koltukta biraz uzansam? Ay aşk olsun oğlum, burası senin de evin. Tamam, teşekkür ederim o zaman. Hadi kızım, ben şuradayım. Hey oğlum diyen kadına bak. Aynı yaşta görünüyorsunuz, aynı yaşta. Sen bir çeneni kapasana. O beni senin gördüğün gibi görmüyor.
Sen öyle san. Ya anneanne ne olur kendini eski hale çevir. Yani bu halinle sana anneanne demek benim bile tuhafıma gidiyor. Değişemiyorum, ne yapayım? Ne? Nasıl değişemiyorsun? Kendimi eski halime çevireceğim sihiri unuttum. Bunu yaparsa bir perihan yapar. O da ortada yok. Aç mısın oğlum? Allah ne yalan söyleyeyim anneciğim, çok acım. İyi, ben sana sofrayı hazırlayayım şimdi. Sağ ol. Sen mi hazırlayacaksın? Oldu. Tabii ki hayır. Kopyam hazırlayacak. Kopyam? Belki de kopyam aslım olur. Oturacağım. Sen aşağı in. Aa, o niyeymiş o? Yavuz'da toprak geldi. Sofra kurulacak. Ben aç değilim. İyi de ben burada oturacağım. Seni başımda çekemem şimdi. Sen aşağı in. Ben burada oturayım. Sonra ben inince sen gelirsin buraya. Pardon da şimdi seni bana sorarlarsa ben ne cevap vereceğim? Kopyamı yollayacağım. Birinin yemek yapması, sofrayı hazırlaması gerekiyor. Azıcık hala ol da iş gör. Yok, sen anca hayal kur, Faruk'u sihirli, finger dash. Senin için kopyamı bile yor ama. Aman, sana muhtaç olan yok zaten. Kendini o payıyı biçme. Olamaz, kopyam da aynı oldu. Ne bekliyordun ki? Asıl ben gibi olmasını. Sen gibi ol da kopyan da sana benzesin. Adı üstünde kopya bu, kopya. Sen bu haldeyken kopyan nasıl yaşlı olabilir? İyi tamam, karışma sen benim işime. Sen şimdi aşağı in, sofrayı kur, yemekleri hazırla. İşin bitince de bana haber ver, ben aşağı inerim. Tamam. Bakize, sen de onunla aşağı in. Benim biraz içim geçmiş ya burada. Kızım nasıl gidiyor formüller? Uyguluyor musun? İyi aferin. Ben bir üstümü değiştireyim, elimi yüzümü yıkayayım, ineyim. Tamam oğlum. Tamam. Toprak. Anneannen eski haline dönemiyor mu? Dönemiyor. Ay. Yaşasın. Sevgili Periliçe, Dudu'nun kendine ne yaptığını gördüm. Takdir edersiniz ki ortaya çıkmam için kurduğu bu tuzak yüzünden ona yardım edemem. Bana yaptığı onca şeyden sonra gelip onu ben düzeltemem. Nasıl olsa perilerin en yücelerinden biri sizsiniz. Eminim onun yaptığı bu sihir karşısında ne yapılması gerekiyorsa siz bulacaksınızdır. Kendisine iyi şanslar diliyorum. Size de sonsuz sevgilerimle. Perihan. Ah,
İşte bu ya, işte bu ya. Ya çocuklarım yanımda, ne kadar güzel bir şey ama benden daha mutlu bir insan yok bu dünyada şu anda vallahi. Ya baba sen mutlusun da ben sana bir şey soracağım. Sor yavrum. Ben şimdi birkaç kişiyle konuştum. Bu rutubeti çözmeyi şöyle birkaç gün sürecek bir iş değilmiş. Malum benim evde hap kadar. Ben ne diye bu kadar uzun süre burada kalıyorum? Oğlum tamam yani. Yani ev hap kadar olabilir. Yani o kadar önemli bir şey değil. Yani burada iyi bir iş yapılacak. Öyle eften püften bir şey yapılmayacak. O senin evin işi. Çok uzun sürer bence. Hayır acaba diyorum ben burada daha fazla kalayım diye. Sen böyle bir günlük olan bir işi böyle 3-4 güne yaymış olabilir misin? İyi tamam canım bak ben adamlara titiz titiz çalışın. Öyle 2 günde bitireceğiz diye aceleye getirmeyin. Yani geç olsun ama temiz olsun dedim ya. Vallahi kötü bir niyetim yoktu çocuğum ya. Bravo baba. Tebrik ederim ben seni. Ya niye kızıyorsun ki şimdi ya? Allah Allah. Yani annem baban seni ne kadar çok seviyor yani anla bunu ya. Ya birkaç gün bizde kalmışsın. Ne olmuş? Kötü mü olur yani? İyi de sen bunun için tadilatı bahane etmeseydin. Cemcim biz seni özledik. Gel deseydin daha iyi olmaz mıydı? Aa sanki gel deyince geliyorsun. Ya da geldiğin zaman hemen yiyip çekip gidiyorsun evladım yani. Tamam, tamam konuyu tatlıya bağlayalım. Hayatım sen de bundan sonra baban seni davet edince gelirsin. Burada birkaç gün kalırsın. Yoksa senin evin tadilatları hiç bitmeyecek. Yok anne yok bu son. Ben dersimi aldım. Hayır. Sen dersini almadın. Benim günahımı aldın. Ben oğlumu asla öyle rutubetli, sağlıksız bir evde oturtmazdım. İyi tamam baba sağ ol. En azından böyle düşünceli davrandığın için teşekkür ederim. Abim kızdı. Alışacaksın her zamanki halleri. Evet başka bir şey yemek isteyen? Ay çok güzel. Makarna vereyim mi? Birazcık alayım. Ay canım benim. Anne bak ne güzel. Dolma çok güzel olmuş ha. Afiyet evet. Olsun oğlum. Sen her zaman gel ben her zaman yaparım. Şu domatesi ben alayım anne. Oh sağ ol. Hatırlıyorum da hamileliğimde ay ne rahat geçirmiştim hamileliğimi nasılsa periyim diye maceradan maceraya atmıştım kendimi. Bungee jumping yaptım, rafting yaptım neler kızdın yaptım. Kızdın mı bana? Biraz. Baban artık ömrünün sonuna yaklaştı. Bir de o açıdan baksan. Kolay mı sanıyorsun? Tacı olmazsa sonsuz ömrümün ne anlamı kalır ki? Anneciğim. Yoksa... Kopya Dudu benim gibi sana, ah Taci'cim şuradan rüzgar esiyor, üşütme aşağı inelim mi diyor? Yoksa sana, ay ben sana şimdi karnın acıkmıştır yemekler yapayım. Şu olaylar bir yatışsın, hemen zamanı ileriye atacağım ve sen bir an önce doğacaksın. Bir daha ben olamayacak mıyım? Ne yaptım ben kendime? Deli miyim, neyim? Hakize? Hakize neredesin? Gördüm seni. Hakize! Beni görünce niye kayboldun? Bunun içinde bir iş var. Ben de Dudu'ysam eğer, bunu çözeceğim. Ne işi var şimdi bunun burada? Ne işi var? Kopyan nerede benim? Anneciğim eline sağlık. Çok şiştim, çok doydum. Sağ ol. Afiyet olsun benim damadıma, yarasın. Canım bir soda içersin, şimdi hazmedersin. Pakize, zahmet olmazsa bir soda getirir misin? Aslı'nın aynısı, uyuz.
Ayaklarım çok şişti. Git kendin getiriver. Ben getiririm ya, ben getiririm. Toprak, demin o karşındaki Pakize masadan kalktı mı? Hayır da, sen niye peri sesiyle konuşuyorsun? Nasılsa burada değil misin? O sormuyor, ben soruyorum. Ben senin asıl anneannenim. Görünmezim. Kalkmadı, niye ki? Demek ki o gerçek Pakize değilmiş. Senin bu masada ne işin var? Dudu beni zorla aşağı indirdi. Ya burada kaç kişi var? Bir de ben öğrenebilir miyim? Hep gayipten sesler duyuyoruz. Şato şato değil tımarhane. Pakizeler, çabuk terasa gelin, çabuk! Dudu bak, eğer bir şey yaparsan... Tabii ki yapacağım. Ama önce sen kendini neden kopyaladın? Ne haplar çeviriyorsun onu öğrenmem lazım. Korkma Pakize. O sana hiçbir şey yapamaz. Çünkü elimde öyle bir koz var ki... Eğer seni Periliçe'ye ispiyonlarsa, sen de Yavuz'un yüzündeki sihri kaldırırsın ve bu kadının gerçek kayınvalidesi olmadığını görür. Bak sen şu şirret kopya Pakize'ye. Çabuk ikiniz de terasa gelin. Derhal. Eyvah, terasta kızılca kıyamet kopacak. Bence de. Ay, buzdolabının en arkasında kalmış ya, bulana kadar. Oğlum sen halanın da benim de kusurumuza bakma ne olur. Olur mu anneciğim, ne demek ya? 40 yılda bir kendi işimi kendim hallediyorum. Sen sürekli her şeyi benim ayağıma getiriyorsun. Ben mahcup oluyorum, tam tersi. Ayza ne? Hı, efendim? Pakize hala nerede? He, anneannem ona kızdı, o da yukarıya çıktı. Ha. Şey yapayım. Söyleyin bakalım, hanginiz asıl, hanginiz gerçek? Pakize, Pakize o. Ha, bir de beni oyalıyorlar. Sanki ben sihirle öğrenemem. Sen geç bakayım şuraya. Söyle bakalım, sen ne yaptın da buradan gittin? Öyle sırlarımı güvenmediğim kişilerle paylaşamam. İyi ama sen cezalısın. Senin sihir yapabilmen mümkün değil. Ha. O zaman sen kendini kopyaladın ve bütün sihirli güçlerini ona verdin. Sonra da ceza alınca ondan geri aldın. Yok böyle bir şey canım, ne sihiri falan, yok böyle bir şey. Bana yalan yalan bakma, ben kül yutmam. Sen şimdi git bakalım, gidebiliyor musun? Heh? Evet. Öyle sihir alışverişi yapmak yok. Gidemiyorsun değil mi? He? Evet, gidemiyor. Onun sihirli güçleri bende. Hadi söyle bakalım, şimdi ne yapacaksın? Nereden geldiğini, ne haltlar karıştırdığını öğreneceğim. Sen hele bir Pakize'yi Periliçe'ye ispiyonla. Aşağıda söylediklerimin hepsini yaparım. Yani ben yaparım. Öyle anlıyorum ki artık sen istesen de eski haline dönemiyorsun. Çok eğlenceli. Artık sana şatoda küçük kızın muamelesi yaparım. Damadın da kayınvalidem nerede diye sorarsa anlatacaklarımı sen bir düşün. Sıkıyorsa şimdi yap bakalım. Şimdi ben sizi Periliçe'ye şikayet etsem, Periliçe de sihirli güçlerinizi elinizden alsa, damadıma o şeytani sihirlerinizi nasıl yapılacaksınız? Söyle bakalım. Senin asla bulamayacağın yerlerde başka kopyalarım olmadığını nereden biliyorsun? Ay. Yani kuş kadar beynin olsaydı şu halini yaratırken yaşlı kopyanı da yapardın. Bugünler için lazım olurdu. Pakize sen peri değilsin, sen şeytansın. Karşıma çıkan kişiye göre bu değişir. İyiliğim kötülüğüm tartışılır.
Bak şimdi. Ya sen gaganı kapatacaksın, beni Periliçe'ye ispiyonlamaktan vazgeçeceksin, ya da ben Periliçe tarafından ceza alacağım. Ama hani senin hiç o bulamayacağın yerlerdeki kopyaların var ya, işte onlar senin damatlarına, torunlarına yaptığın sihirleri hep anlatacaklar. Ve bu kadına da sen kimsin diyecekler. Seçimini yap, özgürsün. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Vallahi çok heyecanlıyım, biliyor musun? Hayırdır? Unuttun mu Yavuz? Bugün günlerden ne? Ne? Ya. Abi kusura bakma ya, unuttum bir an ya. O gün bugün değil mi? Evet, evet ya. Ya ne çabuk unuttun ya. Bak unutmadım. İddiaya girmiştik, hatırlıyorsun. Girdik tabii abicim. Kız. Hayır oğlan. Kız. Oğlan. Kız. Oğlan. Kız abi, kız. Hayır abicim, oğlan bak göreceksin, tamam mı? Abi bir dakika, biz iddiaya girdik de nesine girdik Allah aşkına, ha? Söyle. Doğru söylüyorsun abi, ucunda ne var bilmiyoruz değil mi? Ya ya. Nesine olsun? Sen büyüğü müsün abi, sen söyle. Ya abicim bırak şimdi büyüğü küçüğü, sen söyle. Abi söyle bütçene göre bir şey işte ya, nasılsa ben kazanacağım. Güveniyorum. Benim bütçem sana yetmez oğlum. Ya ben senin büyüğünüm benim, biliyorsun, hem de genel müdür. Ya genel müdürün olduğun için de bütçem senden fazla. Onun için sen kendi bütçene göre söyle bakayım hadi. Ama ayıp olmuyor mu abi, şimdi beni eziyorsun burada, ezikliyorsun. Niye ezeyim canım? Önce dalaşan sensin bana. Bütçene göre konuş dedin. Hadi sen konuş bütçene göre. Ne olsun? Nesine? İyi abi, yemeğini hem de sen seçeceksin. Nerede istiyorsan orada yedireceğim. En yükselde. Nerede istiyorsan. Tamam, ben seçiyorum. Aynen. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Çok güzel. Sen kaçta gidiyorsun? Ay, 2 saat sonra gideceğim. Ay, şu patrona haber vereyim de izin isteyeyim, değil mi? Tamam. Yoksa o da seni gibi unutur. Ya vallahi Sadık, yemin ederim tamamen unutmadım. Bak ajandam orada, açıp bakabilirsin. Bak notumu almışım yani. Tabii unutkanlıktan o ajandayı tutuyorsun zaten. Evet, neyse ben işlerimi bitirip gideceğim, tamam mı? Tamam. Şu patrona bir gideyim. Tamam, oldu tamam. Mu? Burada zaten, çok da keyifli ha. Tam zamanı yani. Tamam tamam, geleceğim şimdi. Kahve hazırlayayım mı sana? Ha, iyi olur, iyi olur. Hemen geleceğim. Tamam. Elimden kurtulamayacaksın Jack. Ha, öyle mi? Hadi 1, 2, 3. Sen daha silah çek yüzü. Ben vurdum bile, üflüyorum dumanını. Ben kazanacağım. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Kız olsun da göreyim ben seni. Girin. Sadık Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Müthiş, bomba, zımba. Ya ne güzel sizi böyle görmek. Hatta üstüne size dün benimle yemeğe çıkmadığınız için teşekkür bile etmeliyim. Öyle mi? Yani demek gelmememiz özel bir duruma sebep oldu, öyle mi? Ama siz masaja gitmeyecek miydiniz? Masajdaydım zaten. Aa. Dün bir otele gittim. Moldovyalı bir afet bana bir masaj yaptı. Hadi. Onu eve çağırdım. Aa. Bundan sonra her gün gelecek. Hadi. Görseniz aşık olacak kız. Bekar, genç, güzel, zeki. Ülkesinde balerinmiş. Plie. Ha evet, evet. Ne diyeyim? Yalnız gene üzülmeyin de Faruk Bey. Ben de öyle bir kadın için üzülecek göz var mı? Bak bakayım, var mı ha? Ya öyle bir kadın bulsam zaten kendisi için üzülmeye değecek. Ben onunla hemen evlenirim. Ama bu kız
O kız bambaşka bir şey. Onda sihirli bir yan var. Anlıyor musunuz? Hı. Ona bir şans vereceğim. Çok, çok, çok güzel Faruk Bey. O zaman size iyi şanslar diliyorum. Aa şey ben size şey doktora gideceğimizi hatırlatmak istedim. Geçmiş olsun, hayırdır? Hayır, hasta falan değiliz. Yani cinsiyet için. Ne cinsiyeti? Kız mı erkek mi? Kimin? Bebeğimizin canım. Ha Sadık Bey öyle söylesenize Betüş'le beraber bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doktora gideceğiz desenize ya. Evet. Şey ben ama oradan çıkınca tekrar ofise geleceğim yani. 2 saat için sizden izin rica etmiştim. Hiç önemli değil. Önemli bir gününüz o. Hiç gelmeyin bence. Zaten ben de erken çıkacağım malum. Masaj. Evet. Neyse ben müsaade rica edeyim. Size iyi şanslar diliyorum. Şey pardon. İyi masajlar. Günde 2 kere mi çağırsam acaba ya? Ya bu adam gün geçtikçe kafayı yemeye başladı ya. Abi erken antropoza mı ne giriyor yani? Onca para var, onca çevre var. Ya manyak mı vallahi manyak. Boşuna uğraşıyorsun. Sen hep böyle kalacaksın. Felaket tellallığı yapma. Ben çıkıyorum. Ne demek çıkıyorum? Nereye çıkıyorsun? Dün seninle bir anlaşma yapmıştık hatırlarsan. Periliçe gelirse ne hesap verecek? Canım kopyamı bırakırım. Aman söyle terasta otursun. Söylerim canım. Dudu seni yani beni ortalıkta görmek istemiyor. Bu yüzden ben dönene kadar terasta otur. Peki. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Ne oldu yavrum? Ben eski halime döneyim de bir bak nasıl canını okuyacağım o pakizenin. Yeter ki elinde bir koz bırakmayayım. 3 gündür uğraşıyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Çalış çalış. Bak gene beceremedin canım. Sen bir periliçeye gitsen. Senin aklın var da benim yok mu? Periliçe bile çözemez bu durumu. Ayrıca periliçenin de çözemeyeceği bir sihir yaptığım için ceza alacağım. Aynen öyle. Perihan Peri'den bir mektup geldi. Görmek ister misin? Ya. Perihan benim bu halimi görmüş mü? Oku bakalım. Sevgili periliçe. Dudu'nun kendine ne yaptığını gördüm. Takdir edersiniz ki ortaya çıkmam için kurduğu bu tuzak yüzünden ona yardım edemem. Bana yaptığı onca şeyden sonra gelip onu ben düzeltemem. Nasıl olsa perilerin en yücelerinden biri sizsiniz. Eminim onun yaptığı bu sihir karşısında ne yapılması gerekiyorsa siz bulacaksınızdır. Kendisine iyi şanslar diliyorum. Size de sonsuz sevgimle. Perihan. Gördünüz değil mi Perihan'ı? Ne kadar dostummuş. Beni bu çaresiz halimle böylece bıraktı. Kendini onun yerine koy Dudu. Eğer senin ona yaptıklarını o sana yapmış olsaydı... eminim karşılığında sen çok daha kötü şeyler yapardın. Ya böyle büyük hata yapacağımı nereden bilebilirdim ki ben? Yani o kadar sihir yaptım, ben olamıyorum. Otur şöyle. Şu anki görüntün senin seçimin. Peri yasaları ve peri konseyi bu durum başkalarına zarar vermediği sürece ceza alamazsın.
Ama bizlere aldattığın ve hep böyle göründüğüne bizi inandırmak için yaptığın sihirler yüzünden ceza alacaksın. Bana en büyük ceza Taci'nin bu halimi beğenmemesi. Adam bana dava açtı. Düzelmek istiyorum. Öyle bir sihir yapmışsın ki, aynı Taci'yi köpek yaptığın gibi. Bu durumu ancak sen düzeltebilirsin. Perihan da düzeltebilir. Mektubunu okudun. Ne olacak peki? Öğrenene kadar öyle kalacaksın. Zaten sana peri konseyi verecek bir ceza bulamadı. Çok acı çektiğini hepimiz görüyoruz. Ayrıca sana bir kötü haberim daha var. Boşanma davanız için duruşma günü belirlendi. Hukuku aldatmak için sihirle belgeleri değiştirmiş, zarfın üzerine yanlış adresler yazmışsın. Duruşmanız gelecek hafta. Ya kendine bir avukat tut ya da kendin gel. Bu arada Pakize nerede? Terasta. Peri. Aa, sihirli günler Periliçe. Neden burada böyle yalnızsın? Dudu beni pek böyle ayak altında istemedi de ondan. Onun bugün sinirleri çok bozuk. Hoş gör. Senden ricam, lütfen bu zıtlaşmayı bırakın. Aşağıya inip ona biraz moral ver. Buna çok ihtiyacı var. Ne oldu? Nesi var? Senin de bildiğin gibi kendisini değiştiremiyor. Ayrıca boşanma davaları için duruşma tarihi geldi. Çok üzüldüm. Evet, evet. İnip ona biraz yardım edeyim. Bu sağduyulu davranışın için çok teşekkür ederim Pakize Peri. Sihirli günler. Sihirli günler. İneceğim de sana moral vereceğim. Ağla ağlayabildiğin kadar. Ne demiş insanoğlu? Eden bulur. Her koyun kendi bacağından asılır. Gençler ne haber ya? Senden ne haber? İyidir, iyidir. Hepiniz iyi misiniz bakayım? İyiyiz. Güzel. Vay, güzellik. Sen de mi burada çalışmaya başladın? Yani part time gibi bir şey. Anladım. Bu fedakarlık Barış için mi? Barış, bak. Eğer bu kızı üzersen karşında beni bulursun, tamam mı? Fazla yaklaştığını görmeyeyim. Abi yaklaşma falan yok zaten. Sen beni tanımıyor musun? Ne zaman bir yanlışımı gördün? Tamam be abicim ya, şaka yapıyorum ya. Sen hala tanımadın mı Yavuz abini? Hiç böyle şey yapar mıyım ben sana ya? Yalnız ben baba yarısı sayılırım ona göre, tamam mı? Neredeler? Vallahi bilmiyoruz, meraktan çatlıyoruz ama. Aynen. Yani aradılar, geliyorlar ama bir şey söylemiyorlar ki. Ya, aramadılar değil mi? Ben biraz önce aradım Sadık'ı. Diyor ki bana, ben şimdi araba kullanıyorum, konuşamam. İyi, Betüş'ü ver diyorum o zaman. Betüş de diyor ki, Sadık beni tembihledi, söyleyemem. Ah, ya ikisi? Ya üçüse? Yok artık. Evet. Olur. Evet. Olur.
Ya. Yap canım, yok maşallah. Aa, geldiler. Hadi lütfen söyleyin. Kız mı, erkek mi? Ya anladığım kadarıyla oğlan değil mi? İddiayı kaybettim ben. Boş ver be Sadık ya. Sağlıklı olsun ya. Bütün iddialar kız evladıma feda olsun be. Vay kız mı? Madem herkes beni dört gözle bekliyor, çabuk geleyim bari ben. Hayır, sakın. Daha doğacak kadar büyümedin. En az 3 ay daha geçmesi lazım. Ne demişler? Ha? Ne demişler? Ne demişler? Erkek damadın kız evladı olur. Kazandım ama. Ama ben zamanı ileri alabilirim. Dur. Ay.